Yücel bey. Buqrak bir mətn. Eee, bir sualda ünvanlayım sizə. Deməli, son günlər mətbuatda, belə bir dünya mətbuatında təbii ki, belə bir məlumat yayılır ki, Çin Rusiyaya hərbi yardım edir və ya Rusiya Çindən hərbi yardım istəyir. Düzdür, rəsmi şəkildə bu məsələlər təkzib olundu, amma sizə nəyi soruşmaq istəyirəm? Rusiyanın bu dəqiqə hərbi yardıma ehtiyacı varmı sizcə? Olabilir Rahman Bey çünkü biz şimdi Rusların silahlı kuvvetleri dünya silahlı kuvvetleri içerisinde iki numarada Amerika Birleşik Devletlerinden sonra en güçlü ordu. Fakat biliyorsunuz Rusya hala bir kapalı kutu yani kendisini modernizasyon yapma anlamında çok kuvvetli oldukları sahalar var fakat zayıf olduğu sahalar da var. Bu 23-24 gün süresince de aslında biz bu zayıf tarafları gözlemledik. Ve muharebe aslında zannedildiğinden de e, bir hareketli geçiyor. Dolayısıyla mühimmat sıkıntıları olabilir. Mühimmat sıkıntıları olabilir. Ama konvansiyonel anlamda yani tanktı, toptu, e, zırhlı e, personel taşıyıcı gibi e, sistemlerle e, şeyi yoktur. E, problemi yoktur Rus ordusunun çünkü binlerce tankı var. Binlerce zırhlı aracı var ama istihbarat desteğine ihtiyacı olabilir. Mühimmat desteğine ihtiyacı olabilir. Bunu da şu an dünyada Çin'den başka karşılayabileceği bir ülke gözükmemektedir. Yani dünyadaki uygulanan ambargolar bağlamında Amerika Birleşik Devletleri de sizin haberde de ifade ettiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri de bunun önünü almak için sürekli Çin'i ikaz ediyor ve eğer bu tür bir destek ve yardımda bulunduğu takdirde e ona da kendisine de Çin'e karşı da bir yaptırım uygulayacağını ifade ediyor. Dolayısıyla sorunuza kısa ve özet olarak şunu söyleyeyim. Konvansiyonel harfli araçlarında sıkıntısı olmayabilir ama ciddi istihbarat ve mühimmat sıkıntısı olabilir.